Merhaba arkadaşlar, ben Sinan, bir Prison Architect bölümüyle birlikteyiz. Escape mod için harita yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel olmaya başladı. Ben şu süslemeleri falan devam ettireyim. Şöyle etrafta süslemeler yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne bileyim, işte şöyle. Güzel olsun şuralar ya. Dur, öyle değil de, öyle değil de, öyle değil de, öyle değil de. Şöyle. Şimdi önce concrete tiles, tamam mı? Şöyle ortadan yol var hesabı. Ondan sonra etrafına yeşillik, çiçek, böcek. Tamam mı? Tamam, şimdi şöyle. Maksat güzel görünsün arkadaşlar. Hani belki buraları oynayan kişi hiç görmeyecek bile ama bu detayları yapmak haritamızı daha da güzel yapacak. Böyle detaylarla uğraşmayı seviyorum. Tamam, oraları yapa dursunlar. İşçilerimiz biraz uğraşırken ben de şuralara bakayım. Bu arada şuraları hücre yapacağız, evet. Bir iki kişi fark etti. Hatta ben kayıttan sonra da fark ettim. İşaretlemediğimi. Hücreleri işaretlemezsek, değil mi? Nereye götürülecek mahkumlar? Bunların hepsini böyle toplu işaretleyebiliyoruz. Pıtır pıtır pıtır. Sonra tek tek bölünüyorlar. Neyiniz eksik sizin? Yatak yok diyor. Ne demek yatak yok lan? İkili yatak var orada. He, bunları şeye kullanamıyorum, değil mi? Pislik. Vallahi hiç kaldırmakla uğraşmayacağım. Arkadaşlar. Şöyle olsun ya. Hani hiç kaldırmakla uğraşmayacağım. Şöyle pıt pıt pıt. Tamam. Demek ki ilk kat yatak olmuyormuş. Yani bir hücreyi iki kişi paylaşmıyor. Bir hücre bir kişilik. Hep. Görünen o. Şu classroom'u dolduralım. Ne lazım? School desk lazım diyor. Tamam mı? Şöyle ne tarafa doğru olsun? Şu tarafa doğru olsun işte, böyle otursunlar. Öyle değil de şöyle otursunlar. Heh. Tamam. Pıt pıt pıt. Böyle bir tane daha. Şöyle dolduralım. Ses yüksek mi sizde bilmiyorum ama aç normal gibi. Ben biraz yüksek sesle şu an oturuyorum da. Açtım volümü. Öyle oynuyorum. Oynuyorum. Şimdi sonra buraya desk. Ha, oturmasına gerek yok. Desk yeterli. Tamam. Classroom da okey abi. Doktorlarımız burada. Burayı işaretlemiştim değil mi? Aynı işaretten. Infirmary diye. Laundry diye burası işaretli ama suyu çekmemişim. Suyu da çekeyim. Arkadaşlar. Şöyle. Tamam mı? Okey. Başka işaretlemediğim, eksik tuttuğum bir yer var mı? Yok. Kantin normal herhalde ya. Hani bu kadar sel için bence normal arkadaşlar. Shower var. Shower zamanı belli. Yemek zamanları belli. Gayet normal görünüyor ayarlamalar. Buraya hiç kimse giremez. Buralarda silahlı görevliler var. Aşırı silah kullanılmış diyor ama geçen anlatmıştım. Önemli değil. Şuraları geçmedikten sonra, şuralara gelmedikten sonra hiç silah görmeyecekler. Arkadaşlar. Şunu yapmak istiyorum. Şuraya. Şuraya, 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 şuraya. Deployment. Dog Patrol. Şöyle şuraya bir tane. Buraya da patrol etmek istiyorum. Dışarıda var ama şurada da olsun. Sonra şuraya da Guard Patrol arkadaşlar. Şöyle. Bir. İki tane sürekli burada hareket edip dursunlar. Buraya da atalım tabii ki. Değil mi? Neden olmasın? Bir de içeride de şöyle böyle iki tane donanıp dursun. Şurada üç tane olsun. Bir, iki, üç. Hepsi dolu dolu. Yeterince guard var diye tahmin ediyorum. Evet. Yard'da da şöyle işaretleyelim. Bir, iki, üç tane de burada olsun. Buraya da yeterince işaretledik. Dışarılar zaten deli gibi, psikopat gibi silah dolu. Buralarda Dog Patrol yok. Armored Guard var hep.
Arkadaşlar, buralarda hep Armored Guard var. Hatta şuraya da şöyle bir iki tane Armored Guard da şuralara ekleyeyim. Evet, biraz overkill yani yaptım, farkındayım. Ama lazım. İnanın ya da inanmayın, lazım arkadaşlar. Şimdi bence hem işlevsel hem de şu anda haritamız tamam, hazır gibi. Şöyle biraz etrafa bakınıyorum. Sadece hani yapmadığım var mı? Ne bileyim, eklesem daha güzel olur mu hesabı? Bence gayet güzel görünüyor. Şuraya storage açık alan yaptım, farkındayım ama sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum ya. Ya da yine de kapatayım ya. Ne olur ne olmaz. Hani içeri girerlerse de ne bileyim. Şöyle kapalı olsun arkadaş. Açık olmasına gerek yok. Kontrol, kontrol, kontrol. Olay tamamen kontrol arkadaşlar. Hani bu olay tamamen kontrolle ilgili. Şurada da maksat kart olsun. Hani maksat olsun yani. Hani her yerde gözden hiçbir şey kaçmasın. Kamera taraftarı değilim. Kameralar, bak farkındaysanız kamera kullanmadım. Otomatik kapı da kullanmadım. Çok taraftarı değilim. Bence yeterince güvenli değiller. Gardiyanlara her zaman güvenmenin faydası var. Köpeklere güvenmenin. Ve silahlı bariyer oluşturmak en iyisi. Bence bir kaydedelim. Ama kaydetmeden önce elbette birkaç tane şey alalım. Closet değil de Medium Security mi olsun? Medium Security sadece Medium Security'den arkadaşlar. Number of Day şöyle bir 10 kişi 20 kişi gelsin ya. Bayağı bir var çünkü. Next Intake. Tamam. Bir sayayım. Çünkü 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20. Aynen. Yarısı kadarı, yarısından biraz daha fazlasını dolduralım hani maksat. Biraz doğsun hapishane. Böyle bir yaşayan bir hale gelsin hapishane. Şimdi 15 saat sonra kayıt olacak, şey giriş olacak. Biz de ufaktan son detaylarımıza bakalım. Kontroller yapalım. Örneğin buraya ne yapabilirim diyordum. Ha, şuraya da şey yapayım ya. Arkadaşlar, hazır onlar gele dursun. Tamam mı? Burayı çapel yapayım, tamam mı? Sonracığıma altar. Şöyle. Şurası. Kilise tarafı olsun hesabı. Şurası. Cami tarafı olsun hesabı. Şöyle değil mi? Şöyle. Tam istediğin yasında olmadı ama. Şöyle olsun arkadaşlar. Para sıkıntımız yok. Nasılsa paramız var neredeyse. Burası böyle dolu olsun. Bir de Peeves. Peeves. Şöyle arkadaşlar. Pıdıdıdıt falan hesabı. Tamam. Başka bir şey lazım mı? Okey. Tamam. Hepsi var. Dua etmek isteyen olursa edebilsin canım. Özgürler. Kütüphanemiz var kitap okumak için. Herkesin odasında da var zaten. İşte classroom var. Mesela hop. Şuraya classroom işaretlemem mi gerekiyor? Classroom'u yoksa herkes kafasına göre takılabiliyor mu? Tam çözemedim olayı ya. Mesela teacher falan mı seçiyorum? Kim teacher oluyor? Bazen bilmediğim bazı şeyler var işte halim. Kaç saat kaldı? 8 saat kaldı. Çapelimiz de okey. Burası da hazır. Buranın kapısı mı yok, bana öyle geliyor. Bunların niye kapısı yok? Bunlar arkadaşlar bir normal kapılar. Koymamız lazım değil mi? Tamam. Tamam. Şu planningleri artık tamamen silebilirim şöyle. Planning kalmasın hiçbir yerde. Kapılara da yerleştirdiler mi? Tamamdır. Şöyle bir bakayım. Bakın kapı yok. Görüyor musunuz? İçlerini seçemiyorum kapı olmadığı için. Buralarım var. Seçebiliyorum. Şuranın da var. Şuranın yeni oldu. Şuranın yeni oldu. Güzel. Tamam. Başka ne var? Kontrol edelim. Kaç level koruma sağlıyorum biliyor musunuz? Şimdi hiçbir yeri yakamamalı arkadaşlar. Bir de şu olay var yani. Hani
Şu anda yangın çıkartamaz diye tahmin ediyorum ama yine de sprinkler nerede? Yangın çıkarsa otomatik sprays araya diyor ya. Yine de şundan şöyle boşluk ata ata sprinkler yerleştireceğim. Tamam mı? Yine de bundan yerleştireceğim arkadaşlar. Yani yangın çıkarsa şu duvarlardan dışarı çıkamazsın. Maksat o arkadaşlar. Yangın çıkabilir ama ki nereden vizitör yere de koymadım. Hani şeyi nereden bulur, çakmağı nereden bulur falan. Hiçbir fikrim yok. Bulabilir mi? Bulamaz diye tahmin ediyorum. Ama bulsa da sıkıntı yok baba. Sıkıntı yok. Şimdi şunu da şöyle çekelim. Hatta şurayla şurayı birleştirelim. Büyük boru olduğu zaman daha uzun mesafe gidebiliyorlar hatırlarsanız. Tamam. Şurada da yerleştirdim biraz. Ortalar önemlidir. Ortalar yanabilir. Dediğim gibi ortalar yanabilir. Fakat şu kenarlar, duvarlar kesinlikle ama kesinlikle yanmamalı. Şuralarda falan yangın çıkartabilir mi diye bakınıyorum. Şuralarda çıkartamaz çünkü yakacağı obje yok herhalde ya. Tabii hiçbir zaman tamamen emin olamayız, değil mi? Şöyle. Ne olur, ne olmaz. Böyle bir yerleşim yapayım. Utilities'ten. Para sıkıntım var sanki, değil mi? Şöyle çekeyim. Şöyle çekeyim. Mükemmel. Orayı da bitirsinler. Yeterince prisoner geldi. Intake'ten artık tamamen kapatabilirim. Arkadaşlar. Bakalım. Bütün mahkumları yerlerine sorunsuz getirebilecekler mi bir de. Onu bir görelim. Prisoner. Hani mahkumlar geldi dediniz hani. Ha, hepsi orada bekliyor. Niye orada bekliyorlar? Yeterince guard mı yok? Evet, yeterince guard yoktu. Acık ekledim. 70 tane guard oldu. Hatta biraz da ekleyeyim hadi. Fazla fazla olsun. Hepsini yerlerine götürüyorlar. Budur. Hücreler işaretli. Temizlik var. Yemek ne bu? There are no prisoners assigned to eat at this canteen. Burada işaretlenmiş bir prisoner yok diyor. Nasıl ya? Böyle bir saniye bir yavaşlayalım. Burayı işaretlemem mi gerekiyor? Ha, medium security diye işaretlemem mi gerekiyor? Yani he. Sıkıntı yok baba. Shared yapsam olmuyor mu? Herkes gelsin yesin olmuyor mu abi? Tamam. Oluyor işte shared. Az önce niye öyle saçma sapan bir şey söyledi anlamadım. Tamam işte yemek yapabiliyorlar. Ya hadi yemek zamanı verin şunlara yesinler. Güzel. Tamam düşüyor ihtiyaçlar. Danger level yüksek. Öyle olmaya devam edecek. Şu aşırı silah var diye etrafta. Sadece birazcık şöyle bir oynayalım. Hani ne kadar sağlıklı bir hapishane yaptığımız belli olur bu biçimde. Buraları tam bağlayamadılar boruları. Hepsini bağladıkları zaman sorunsuz. Sıkıntı ortadan kalkacak. Bir de şuraya bir dog patrol daha atmak istiyorum. Şuraya. Çünkü arkadaşlar işçiler falan etrafta bir şeyler yaptığı zaman ne bileyim unutabiliyorlar şeyleri. Bu arada bir saniye bunlar gri görünüyor. Yani yeterince köpek kalmadı. Oha. Deli gibi köpek yeri yaptım lan. Biraz daha yapayım madem. Arkadaşlar. Şunlar neydi? Dog crate değil mi? İşte bak test ederken böyle şeyleri görüyoruz. Zıt. Zıt. Tamam. Zıt. Zıt. Güzel. Köpekler de dinleniyor. Olabildiğince bol olmasında fayda var. Hatta bir yere daha yapabilirim gerekirse. Gerekirse. Ama gerek yok diye düşünüyorum. Hop. Yeter. Bayağı bir köpek işareti koydum. Şimdi bakayım deployment'a. Tamam hepsi yeşil.
Hepsi mavi, hepsi kırmızı. Gri olmamalı. Gri varsa bilin ki yeterince eleman olmadığı için oraya yerleştiremiyor demektir. Bence sıkıntı yok. Bakın düştü. Bütün ihtiyaçlarını da karşılayabiliyoruz anlamına geliyor bu. Burada dehşet sayıda station var ha, onu fark ettim. Bu arada şey var değil mi? Staff room var ya. Staff room var arkadaşlar. Ha, buraya geldikleri anda resting oluyor zaten. Ha, güzel güzel, tamam. Bol bol staff room da yaptım gördüğünüz üzere. Bence sorun yok. İlk testimizi yapabiliriz. Ne dersiniz? Geçebileceğimi zannetmiyorum. Hani ben yani bu haritayı beraber yaptık. Ben bu haritayı yapmış olmama rağmen hani açık arıyorum, açık bulamıyorum. Ne yapacaklar hiç fikrim yok. Bir deneme yaparız birazdan. Bu ne? Kapasitör. Damp. Lazımdır. Kapasitör orada olmasına gerek yok. Okey ya. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Güzel güzel. Bir de oynayalım bakalım. Save prison. Save. Extras. Escape mode. Kaçabilirsen. Haydi bakalım. Ve hapishanemize giriş yapıyoruz. Hızlı bir giriş yapalım. O girişteki bug'ı çözemedim maalesef. Sizden de bir şey yazan olmadı. Herhalde siz de bilmiyordunuz. O konuyla ilgili herhalde yapabileceğim çok bir şey yok. Evet. Bir de harita ilk başladığında herkes yerli yerinde olmuyor fark ettiyseniz. Sonradan oluyor. O da önemli değil. Olabilir. Şimdi giriş yaptık. Güzel. Bizi birisi aldı. Sorunsuz biçimde. Resepsiyona götürüyor. Ve her yer kırmızı 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 yani hani. Dehşet ya, süper ya, bu kırmızı yerlere adım attığı anda miyim 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 alarmlar çalacak arkadaşlar, hani birisi peşinden koşmaya başlayacak bu kesin. Ki bir iki bir şey deneyeceğim birazdan, bir iki bir şey deneyeceğim. Evet, hücrem belli oldu, girişim yapıldı ve beni hücreme götürüyor, diğer elemanlar uyuyor falan. Şöyle bir gezelim haritada, mesela açık arayalım işte. Örneğin şuradan şöyle girelim. Şöyle geldiğim zaman mesela ne yapıyorum buradan? Böyle geçmem için birisi kapıyı mı açması gerekiyor? Güzel. Birisi kapıyı açıyor. Böyle kafama göre geçemiyorum, her yere gidemiyorum. Güzel. Mesela şuraya vurduğum zaman ne oluyor? Buradan. Ha, bak mesela ona vurduğum zaman biraz puan kazandım. Hop, unconscious. Skip punishment. Cezayı geç diyelim. Ondan sonra şuraya gelelim bakalım. Bu arada harita hiç kasmıyor. O güzel bir şey. Harita kasmıyor arkadaşlar. Burada boş kaldı biliyorsunuz. Ama buraya ne koyayım? Yani isterseniz bir şeyler koyayım. Workshop'a yüklemeden önce. Ya bu son bölüm ama yine ben yorumları okuduktan sonra falan, bir de bir iki deneme daha yaptıktan sonra falan şey yaparım. Bu arada buralara guard koymadım. Buralardan para bassınlar, önemli değil. Para kazanabilecekleri yerler de olmalı, değil mi? Böyle buralara vurarak falan böyle biraz puan kasılabilir. Skip punishment. Biraz güç vereyim elemanımıza. Tamamdır. Ya o küçük odaya size kalmış. Ya bir şeyler koy derseniz koyacağım. Burası temizlendi ve hızlıca tamir edildi. Süper lan. Çok hızlı bir biçimde tamir ediyorlar ha. Orada ne var? Makas var. Bu ne? Mesela ne işe yarıyor bu? Needle damage. Aa, öldü lan. Oo. Vallahi öldürmek istemiyordum. Bu arada beni iyileştiriyor bir yandan. Süper lan. Ay, öldürmek istemiyordum onu ya. Neyse. Süper ya. Yazık oldu. Pisi pisine gitti. Buraya gidip böyle dua edebilirler. Tabi kesin var ya, bizim psikopatlar gidip şuraya vuracak. Hristiyan psikopatlar gidip buraya vuracak. Bakın görün yani. Benden nevesi, bakın görün yani. Zaten garip bir dönemdeyiz dünyada. Normal şeyler
artık. Normalleşti daha doğrusu. Normal değil. Normalleşti böyle saçma sapan şeyler. Şimdi arkadaşlar sorun görünmüyor. Hani puan toplayıp nasıl kaçarım hesabı derseniz, diyelim elimde anahtar var, tamam mı? Var ya, ya da yok fark etmez. Geldim buraya. Abi kaçmaya çalışıyorum. Hop geldim. Burayı açacağım. Açılmıyor. Açılmıyor. Tak unconscious. Tekrar deneyelim bir şeyler mesela. Bu arada içeride niye Riot başladı? Riot'a katılalım. Riot'a katılalım. Önemli değil. Riot'a katılabiliriz. Hop. Neden Riot olduğunu bilmiyorum ama en azından gardiyanlarımızın baş edebildiğini gördük arkadaşlar. Ki Riot olacak bir sebep de yok. Yani yemek var, özgürler tamamen free'ler. Bir sürü yer var takılabilecekleri. Ha, burayı common room yapayım bana. Şurada böyle takılsınlar falan ne bileyim. Olabilir. Güzel görünüyor ya. Ben sevdim. Hani özgürlük çok yakın gibi görünüyor ama tam tersi. Sanki şuradan çıkınca kaçılabilecek falan. Değil. Yani bir sürü leveli geçmek lazım. Bakalım şurayı tamamen geçebilecek miyim? Ve tekrar bir test yapacağım. Tamam. Kaç buradan. Kaç. Burayı aç. Gelip de açıyorlar ha. Ha bak işte mesela kaçtım diyelim. Oo silah sıktı. Çok pis. Çok pis arkadaşlar. Belli bir noktadan sonra hiç gün vallahi hiç affetmiyorlar. Zor olacak. İyi. Ben bu haliyle yükleyeceğim arkadaşlar bir workshop'a. Olmadı versiyon güncellemesi falan da yaparım. Bölümü izlemenizle birlikte açıklama kısmından, videonun açıklama kısmından yorum olarak da atarım gerçi. Açıklama kısmından linki görürsünüz. Steam Workshop'tan indirin bakalım. Bir deneyin, siz de bir oynayın. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Bu seri de burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Seriyi desteklediğiniz için de teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir hata falan görürseniz söyleyin. Workshop'a öyle yüklerim ya da güncellerim öyle yüklerim. Yani tekrar güncelleme şansımız oluyor biliyorsunuz workshop'a attığımız yüklemelerde. Evet arkadaşlar, hoşça kalın.